Herkese günaydın. Yağmur var yine. Böyle küçük bir avokado salatası yapacağım. Umuyorum avokadom güzel çıkar. Hadi bakalım. 1, 2. Ay çıkmadı. Resmen hayal kırıklığı. Şimdi önceden kalmış yumurta akım var. Ekmeğin üzerine yumurta sarısını kullanmıştım. 2 tane yumurta kırıyorum. Böyle ufak ufak doğradığım sucuklar var. Ve biber var. Bunların hepsini karıştıracağım. Şöyle çatalla. Bir de kaşar peynirim var. Bilirsiniz rendelemeyi hiç sevmem. O yüzden şöyle rendeliyormuşçasına şununla alıyorum. Benim için daha kolay oluyor böyle. Bunu da ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Çok az karabiber. Bayat ekmeklerim var. Şöyle onları diziyorum. Kaç? Olcay sen kaç dilim yersin bu dilimlerden? Bence yeter. Şimdi hepsini şöyle üzerine taşmayacak şekilde koyuyorum. Tabi denge de olacak. Biraz aktı. Akmasa daha iyiydi. Ben biraz dikkatsiz davrandım. Şimdi bunları fırına veriyorum. 180 derecede üstü kızarana kadar pişecekler. Ve pizzalarımız çıktı. Onları şöyle servis tabağına alıyorum. Bu arada saat, kahvaltı saatimiz bugün 11.21. Ben kaç tane yiyeyim Olcay? 5. 5 mi? O zaman sana kalmaz. Bunu mutlaka deneyim. Ya zaten yapıyorsunuzdur evinizde eminim. İkinci günden merhaba. Yine bugün bir pratik pizza yapacağız. Bana bu ara karbonhidrat bağımlılığı geldi. Yani kahvaltıda omlet falan yiyemiyorum. Yanında mutlaka böyle ya tost ya pizza ya bir simit bir şey olması gerekiyor. Çok abartı yemiyorum. O yüzden de kilo almıyorum. Açıkçası kilo da verdiğim söylenemez. Simitleri böyle ufak ufak doğradım. Bir tane fırın kabına tepsisine alıyorum. Ve diziyorum. Üst üste gelmesin. Bunları fırında 4-5 dakika kadar ızgarada pişireceğim. Bakın bu 4-5 dakika önemli. Hemen yanabilir. Buna mutlaka dikkat edin. Çünkü ızgara modunda hemen yanabiliyor. Sucuklarımı dilimliyorum. Ufak ufak dilimliyorum. Yani bu ara işte bizim evde sucuk, kaşar, simit, ekmek fazla bulunan malzemelerden birkaçı. Dilimliyorum. Kaşarı yine rende yapamayacağım çünkü üşeniyorum. Böyle soyacakla pratik bir şekilde dilimliyorum onu da.
Ne kadar bol koyarsanız o kadar güzel olur ama ben aşırı koymuyorum. Evet, simitlerim çıktı. Üzerine sucukları ve kaşarları koyacağım. Siz isterseniz yine yumurtayla da karıştırabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Domates sos yapabilirsiniz. İşte acuka koyabilirsiniz. Tamamen burada hayal gücünüz önemli. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız biber koyabilirsiniz. Baharatlar koyabilirsiniz. Fırına veriyorum. Üzeri kızarana kadar 180 derecede pişireceğim. Yani zaten 6-7 dakikada oluyor. Hemen kaşarlar eriyor, sucuklar pişiyor. Bugünkü kahvaltımız da hazır. Böyle bir kahvaltı vlogu gelsin istedim 2 günlük. Umarım bu tarifleri denersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.